Merhabalar tekrardan. Yeni bir Python videosuyla beraberiz. Şimdi bu videoda artık kod bloklarını öğreneceğiz. Bir kod bloğu yazmayı öğreneceğiz. Bu yazacağımız kod bloğu da if olacak. Şöyle if else diyebiliriz. If else.py diye bir dosya açtım ve girdim. Şimdi burada if else'te biz neyi öğreneceğiz? Bazı kodların çalışmasını belli bir şeye, kondisyona atamayı öğreneceğiz. Yani örnek veriyorum, diyeceğiz ki işte A B'den büyükse bunu yap. Veya işte bu listenin içinde şu kişi varsa bunu yap gibi. Bu gibi şeyler için kullanacağız. Peki bunları nasıl oluşturuyoruz, bu kod bloklarını? Şimdi bu yalnızca if else için değil, Python'da kod bloklarını şöyle oluşturuyoruz. Şuradan öncelikle kullanıcıdan bir bilgi almak istiyorum. Önceki videolardaki bilgilerimizi de kullanalım. Şimdi buradan input diyelim. Ve şöyle bir A sayısı isteyelim kullanıcıdan. Ardından bir de B sayısı isteyelim. Bunları yapmayı zaten geçen derslerden biliyoruz. Evet, bunları gördükten sonra burada if yazıyoruz. If'i yazdıktan sonra bir boşluk ve bu satırda biz kondisyonumuzu belirtiyoruz. Yani buradaki neye göre çalışıp çalışmayacağını belirtiyoruz. Şöyle mesela ben burada istiyorum ki A B'den büyükse benim bundan sonra yazacağım kodlar çalışsın. Ve burada if A büyüktür B diyorum. Ardından çift noktayı koyuyorum. Alt satırıma geçiyorum. Alt satırıma geçtikten sonra tabii bizim indirdiğimiz uzantı sayesinde ben burada alt satıra geçtiğim anda şöyle bir boşluk bırakıyor. Fakat şöyle de burada da kalabilir. Eğer uzantıyı indirmediyseniz veya indirmedi yani başka bir editörde böyle bir uzantı olmayan bir editörde kullanıyorsanız. Burada şöyle 4 boşluk yani bir tablık boşluk bırakıyoruz. Taba bastığımızda zaten 4 boşluk ilerler burada. Bunu yaptıktan sonra artık şu boşluk kısmındaki şeyler, örnek veriyorum. Buradan print diyorum. A, B'den büyüktür. AB'den büyükse AB'den büyüktür yazdır diyorum. Ve buradan geliyorum artık. Şurada örnek veriyorum. Bir de A'yı yazdırıyorum. Şimdi burada bizim kod bloğumuz. Şurada zaten solda bir ok işareti çıktı. Gördüğünüz gibi bunu kapattığımda kod bloğunun içeriğini görmeyiz. Şöyle burada şuraya yazdığım tüm her şey şu boşluğa yazdığım boşluk bırakıp yazdığım her şey if'in altındaki. Bu if'te yazdığım kondisyona göre çalışıyor. Yani if'in mantığı bu şekilde. Şimdi mesela şurada bir çalıştırıyorum kodumu. Önce bir A değeri 7 diyorum. Ardından bir B değeri, B'ye 9 diyorum. Gördüğünüz gibi sadece 7 yazdırdı. Burada şunu göstermek istedim aslında. A'yı gördüğünüz gibi şu kondisyona bağımsız her türlü yapıyor print A'yı. Çünkü neden? Bunun bir tablık boşluğu yok. Bunu bir tablık boşlukta yazsaydım, şöyle yani if'in içine alsaydım yine, bu sefer onu da yazdırmayacaktı. Çünkü AB'den büyük değil. Bu kodlara hiç girmedi bile. Şöyle bir de tam tersini deneyelim. Şöyle A'ya 5 diyelim. B'ye 2 diyelim. Gördüğünüz gibi burada artık ne dedi? AB'den büyüktür dedi. Sonra şu print B kondisyon içinde olduğu için çalıştı. Print A ise A'nın B'den büyük veya küçük olmasına bağımsız olarak yine ekrana geldi A'da. Bu şekilde işimiz böyle çalışıyor. Peki şuradan bu girinti ve buna girinti diyoruz bu arada. Girinti ve kod bloğu oluşturma mantığını anladıysak. Şimdi if'te tamam if'te böyle bir şey yazabiliyoruz. A B'den büyükse bunu yap diyebiliyoruz. Peki else dediğimiz şey ne? Else dediğimiz şeyi alta geliyoruz. If'ten çıktıktan sonra yazıyoruz. Ve direkt çift noktayı koyuyoruz. Burada bir kondisyon belirtmiyoruz. Niye? Çünkü else şu demek. A B'den büyükse bunu yap. Eğer ki AB'den büyük değilse bu sefer alttaki else yap. Yani A'nın B'den büyük olmadığı tüm olasılıklarda burada artık alttaki çalışacak. Else'in içinde yazan çalışacak. Bu şekilde A tabii bunu tırnak içinde yazmamız lazım. A B'den büyük değildir. Diyelim. Şimdi şöyle çalıştıralım. A'yı 8 verdim. B'ye 10 verdim. Gördüğünüz gibi ne yaptı? A, B'den büyük değildir dedi. Çünkü
Bizim kodumuz geçen derslerde bahsettiğim üzere yukarıdan aşağıya doğru çalışıyor. A'yı verdik, B'yi verdik. Ardından bize sordu. A, B'den büyük mü? Eğer A, B'den büyükse if'in içindeki kod bloğu çalışır. Ama eğer buradaki şey yanlışsa, yani false'sa, şu zaten A büyüktür B dediğimiz şey. Şuradan A büyüktür B dediğimiz şey neymiş? Onu da görelim. A12, B8 dersen. Ne oldu? Demek ki A büyüktür B yazmış. Aslında burada true yazıyormuş. Yani ben buraya gelip direkt elle true da yazabilirim. Bu şartta ne olur? Tabii her zaman if çalışır. Çünkü if'in yanında true bir değer var. Bu şekilde bunu kontrol ediyor. AB'den büyük mü? Eğer AB'den büyükse if'teki çalışıyor. Eğer AB'den büyük değilse else'deki çalışıyor. Ha, ben yine şurada gelip ayrı bir şey daha belirtirsen, işte A artı B'yi yazdır dersin. Bu üstteki kondisyona bağlı olmadan tabii ki yine çalışır. Şöyle 50 derim A'ya, B'ye 30 derim. Ne oldu? 80'i yazdırdı ve A B'den büyüktür dedi. Daha büyük bir değer yazdığımız için. Tam tersini yazsak yine 80'i yazdıracak. Çünkü bu onlardan bağımsız. Yani aslında kod bloklarımız bu şekilde çalışıyor. Şimdi if ile alakalı göstermek istediğim başka bir şey. Bu da şu. Biz if ve else yapabiliyoruz. Ve araya bizim koyduğumuz başka bir şey daha var aslında. Anahtar kelime. Bu anahtar kelimemiz ise elif. Şöyle. Bu şekilde gösteriyoruz. Burada mesela şunu kontrol edeceğim ben. A B'ye eşitse ve çift nokta mı koydum yine? Kod bloğu oluşturacağım çünkü. Aşağı geldim. Print diyorum. A B'den A B'ye eşittir. Şimdi elif dediğim şeyi nerede kullanıyorum? If dediğim şeyin altında ben alt alta bir sürü if yazamıyorum. Daha doğrusu yazabiliyorum. Ama yazsam da bu burada yazdığım if ile altta yazdığım if birbirine bağımlı olmuyor. Çünkü o ayrı bir if olarak geçiyor. Bu yüzden de biz if'lerin altına eğer başka bir şeyi daha kontrol etmek istiyorsak, mesela biz burada önce A B'den büyük mü onu kontrol ediyoruz. Ondan sonra A B'ye eşit mi onu kontrol ediyoruz. A B'den büyük değilse, B'ye eşit de değilse, o zaman A B'den küçüktür diyoruz. Küçüktür diyebiliriz. Burada artık bizim verdiğimiz değerler çalışacak. Tabii burada bir hata aldık. Neden hata aldık? Sanırım konsola yanlışlıkla bir bilgi girmişiz. Yoksa hatalı bir şey yok aslında kodda. Burada da böyle şöyle 5 dersen 5 dersen ne oldu? AB'ye eşittir. Şimdi bunun şöyle bir çalışma prensibi var. Eğer ki üstten mesela A büyüktür B bu doğruysa buna giriyor ve alttaki Elif'e ve Else bakmıyor. Veya buradaki Elif doğruysa alttaki else bakmıyor veya altta başka elifler varsa onlara bakmıyor. Biz burada artık bir sürü istediğimiz kadar sonsuz kadar yani elif ekleyebiliriz. Bu kondisyonu başka başka şeylere bağlayabiliriz yani. Bu şekilde if, elif, else bloklarımız var. Böylece bunları şey yapabiliyoruz. Böyle kod blokları oluşturup kodlarımızı belli bir kondisyona, belli bir şeye bağlayabiliyoruz. Şimdi burada bunlarla ilgili şunu yorum satırı yapıyorum ve bunlarla ilgili bir uygulama göstermek istiyorum. Kısa iki uygulama yazalım hatta. Biri string ile alakalı, biri yine sayılarla alakalı olsun. Şuradan kullanıcıdan önce bir midterm isteyelim. Midterm 1 diyelim. Integer alıyoruz, not isteyeceğiz. Integer input. Şöyle tırnak içinde verelim. Midterm 1 diyelim kullanıcıya. Şöyle bunu çoğaltalım. Üçüncü olmasın. Midterm 2 diyelim. Term 2 diyelim. Şu şekilde. Bir de final notu isteyelim. Ve final notuna da şöyle diyelim. Yine aynı. Final diyelim. Buradan bir ortalama hesaplayalım. Ortalamayı da şöyle yapalım. Midterm 1
kaçını kapsasın? %30'unu, %30'unu, finalse %40'ını kapsasın. Burada nasıl yapacağız bunu? Şöyle matematiksel olarak yani midterm notu çarpı 0,3 artı midterm notu çarpı 0,3 artı final notu çarpı 0,4 şeklinde yaparsak bir ortalama hesaplayabiliyoruz. Şimdi midterm 1 çarpı 0,3 diyelim. 0,3 tabii ki noktalı şeylerimizi kullanırken bunu kullanıyoruz. Artı diyelim. Midterm 2 çarpı 0,3 artı final çarpı 0,4. Bu şekilde bir ortalamamızı oluşturduk. Yüz üstünden istediğimizi varsaydım notları. Peki burada ortalamamızı oluşturduk ve kullanıcıya şunu diyeceğiz. Eğer ki notun şeyse 60 üzeri ise şeyi geçtin, dersi geçtin, 60'ın altındaysa kaldın. Bunu nasıl yapacağız? Buradan gelip if diyoruz ve şunu söylüyoruz. Ortalama, üst hesapladığımız ortalama büyükse 60'tan print if şuradan geçtiniz diyoruz. Peki 60'tan yüksek değilse zaten else'dir. Ve şöyle buradan ne diyoruz? Kaldınız. Böyle tırnak içine alalım. Kaldınız diyoruz. Buradan mesela kullanıcıdan bir midterm notu alalım. 65, 85 ve 72 diyorum. Burada geçtiniz diyor. Tabii farklı farklı şeyler ekleyebiliriz. Mesela geçtiniz diyor. Ortalama derim. Burada şuraya da aynısını ekleyelim. Ortalama. Ortalama dersek bu şekilde yine 80, 60 ve 70 diyorum. Ne oldu? Geçtiniz ve ortalama burada yazdığım notların ortalaması 70 olduğu için geçtiniz 70. Bu şekilde veya işte 60 üstüyse nasıl yapalım? 60 üstüyse işte CB yazdıralım. Şuradan Elif dedim. Tabii burada 60 üstüyse ve bir şeyden küçükseyi de almamız lazım. Çünkü bundan sonra vereceğimiz notların hepsi yüksek olacak zaten 60'tan. Şöyle end diyelim. Ortalama 60'tan büyükse ve şöyle 85'ten ve neyden küçük olsun? Şöyle 70'ten küçükse diyelim. CB yazdır. Elif diyelim. Şurayı kopyalıyorum. Elif diyelim. Ortalama 70'ten büyükse, büyükse veya eşitse ve şöyle 70-80 arasıysa örnek veriyorum. Şuradan işte print diyelim. BB diyelim. Virgül. Ortalama. Buradan bir elif daha ekleyelim. Ve şuradan ortalamamız artık 80'e eşitse veya daha fazlaysa buradan print diyelim. AA virgül ortalama. Şöyle basit bir uygulama örneği yapmış olduk. Burada bunu çalıştırdığımızda şöyle 74, 91, 54 diyelim. Ne oldu işte? BB 71,1 ortalamamı gösteriyor. Bu şekilde yapmış olduk. Şöyle burada şimdi bunu da bir yorum satırı yapıyorum. Bunu yorum satırı yaptıktan sonra aşağıya da bir tane yine kısa bir uygulama yapalım. Bir kişiden ismini isteyelim. Yine kullanıcıdan isteyelim bu bilgiyi. İsminiz diyelim. Ve kullanıcının isminde A var mı yok mu onu kontrol edelim. Şöyle diyelim. Örnek veriyorum. Aşağı geldim. If A in isim.
Burada tabii şuradan A'yı tırnak için alacağız. Burada tabii asıl amacım şu in dediğimiz anahtar kelimeyi de hatırlatmak size. If A in isim mesela işte burada print isminde A var. Diyelim mesela. Tabii bunu tırnak için alacağız. Böyle fazla tırnağımızı silelim. Şimdi if ile ilgili burada başka bir özellik daha da göstermek istiyorum. Şöyle if'in içine if yazabiliyoruz. Yani mesela if A isim print isminde A var dedik. Peki buraya bir if daha ekliyorum ve buna da diyorum ki if E in isim ne oluyor? Burada bir daha print, burada bir daha aşağıya geçtim ve girinti bıraktım. Gördüğünüz gibi tab kadar boş bıraktım. Ve print aynı zamanda E'de var. Şuradan bu kodu çalıştırdığımızda isminiz, ben buraya geliyorum, Metehan diyorum. Ne dedi? İsminde A var, aynı zamanda E'de var. Mesela tekrar çalıştırayım. Burada artı diyelim isme. Ne olacak? Sadece isminde A var diyecek. İşte mesela burada tekrar çalıştıralım. Ertem diyelim. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Çünkü herhangi bir kod çalışmadı. İsimde A yok. O yüzden bu if bloğuna hiç girmedi. Böylece de burada altta çalışan hiçbir kod olmadı. Sadece isim aldık. Tabii burada şöyle else ekleyip mesela şey diyebiliriz. Print. Fakat E yok. Ne oldu artık? A'ya girdi. E'yi kontrol etti. Bu else üstteki if'in değil. Buradaki if'in else'i. Çünkü niye? Online hızladı. Fakat E yok. Buraya gelirsek ne deriz? İşte print. İçinde A yok. Bu şekilde şuradan tekrar Arda ismini yazdığımızda ne olacak? İsminde A var fakat E yok. Bu şekilde if, else ve elif kavramlarını görmüş olduk. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.